Taslak plan hazır. Kitapçı, kafe, hemen hemen her detay var. Kim bu insanlar? Bilinçaltımın yansımaları. Seninki mi? Evet. Unutma, rüyacı sensin. Bu dünyayı sen yarattın. Ben özneyim. İnsanları ben yerleştiririm. Sen de bilinçaltında konuşabilirsin. Bu öznenin beyninden bilgi çektiğimiz yollardan biri. Başka ne yapıyorsunuz? Zihin otomatik olarak korumak istediği bilgiyi koyacak bir kasa ya da ne bileyim hapishane gibi gerçekten güvenli bir yer yaratıyor. Anlıyor musun? Sen de kasaya girip çalıyorsun. Yani. Sanırım hep rüyalardaki boşluğun görsel olduğunu düşünürdüm ama bu daha çok hissetmekle ilgili. Benim merak ettiğim fizik kurallarıyla oynarsak ne olacağı? Neden herkes bana bakıyor? Çünkü bilinçaltın bu dünyayı bir başkasının yarattığını algılıyor. Sen çevreyi değiştirdikçe yansımalar üzerine daha hızlı gelmeye başladı. Üzerime mi? Rüyacının doğasındaki farkı algılıyorlar. Bu al yuvarların enfeksiyona karşı savaşması gibi bir şey. Bize saldırırlar mı? Hayır. Yalnızca sana. Bu çok iyi ama değiştirmeye devam edersen olacakları söyledim. Tanrım. Bilinçaltına sakin olmasını söyler misin? Bu bilinçaltım. Unuttun mu? Onu kontrol edemem. Çok etkileyici. Bu köprüyü biliyorum. Burası gerçek bir yer değil mi? Evet, okula her gün buradan geçiyorum. Asla hafızanda var olan yerler yaratma. Daima yeni şeyler hayal et. Ama bir şeyleri referans almak lazım değil mi? Sadece detayları kullan. Ne bileyim, sokak lambaları, telefon kulübeleri, asla bütün çevreyi değil. Neden? Çünkü anılarından oluşan bir rüya inşa etmek gerçekle hayal arasındaki farkı ayırma yetisini kaybetmenin en kolay yolu. Sana olan bu muydu? Dinle beni. Bunun benimle ilgisi yok, anlıyor musun? Rüyalarını bu yüzden mi benim inşa etmemi istiyorsun? Hey, bırak onu. Geri çek. Geri kov! Çekil. Kov! Bırak onu! Bırak beni! Hayır! Kov! Mal! Uyandır beni!